Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El-ta'rifu bi kitabil muvafakat. Lemma kânel kitabul azizu huve kulliyete şeriatı ve umdetel milleti ve kânetis sünnetu râciaten fî ma'nâhâ ileyhi tufassilu mucmelehu ve tubeyyidu müşkilehu وَتَبْسُطُ مُوْجَزَهُ لَمَّنِنْ cevabı şimdi geliyor. كَانَ لَا بُدَّ لِمُرِيدِ اِقْتِبَاسِ اَحْكَامِ هَذ۪ي الشَّرِيعَةِ بِنَفْسِهِ مِنَ الرُّجُوعِ اِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اَوْ اِلَى مَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا بِطَر۪يقٍ قَطْعِيٍ مِنَ الْاِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ Özeti şu, bu kitab-ı aziz İslam şeriatının tamamını, külliyeden kasıt o, tamamını kapsayan, millet de biliyorsunuz manalarından bir tanesi din ve şeriattır. Şeriatın dayanağı olduğundan dolayı, sünnet de manası itibariyle kitaba raci, kitabın kapsamında olduğundan dolayı, ne yapıyor peki sünnet? Cümle olarak sıfatı geliyor veya halde görülebilir hal cümlesi. Onun mücmelini tafsil ediyor, müşkilini beyan ediyor. Özlü olan ifadelerini genişçe açıklıyorsa, açıkladığına göre, o zaman diyor bu şeriatının ahkamını bizzat kendisi öğrenmek isteyen bir kimse için kitaba ve sünnete yahut da bu ikisinden dallanıp budaklanan kat'i icma ve kıyas gibi kat'i bir yolla dallanıp budaklanan hükümlere müracaat etmesi neydi? La budde. Kaçınılmaz bir şey. Ve lemma kana el kitab ve sünnetu varidayn bi lugati'l arab. İşin kötü tarafı bu. Niye kardeşim herkese kendi diliyle Türklere Türkçe Kur'an inmedi, Araplara Arapça Kur'an inmedi, Fransızlara Fransızca Kur'an inmedi? İnmedi. Allah-u Teala Arapça olarak indirdi. O ayrı bir konu. وَكَانَتْ لَهُمْ عَادَاتٌ فِي الْاِسْتِعْمَالِ بِهَا Bakın biraz sonra iyi bir taş atacak. Kardeşim bu öyle Arapça bilenler niye bu işleri tek ellerine alıyorlar falan gibi biliyorsunuz. Zaman zaman itirazlar duyarsınız. Mealden içtihad ederek, mealden hareketle İslam ahkamını, şeriatını oluşturmak isteyenlerden iyi bir cevap verecek. Çok özlü, veciz ve mükemmel bir cevap. Diyor ki وَكَانَتْ لَهُمْ عَادَاتٌ فِي الْاِسْتِعْمَالِ Arap dilini kullanmakta onların özel alışkanlıkları vardı. Biha yetemeyyezu öyle istimal, öyle kullanım adetleri ki biha yetemeyyezu sarihul kelami ve zahiruhu ve mücmeluhu. Kelamın sarihi, efendim, zahiri ve mücmeli, hakikati ve mecazı, umumisi ve has olanı, muhkemi ve müteşabihi, onları okuymuş farz edelim. Efendim, manassuhu ve fehvahu, biliyorsunuz ileride göreceğiz inşallah. Delalet, nas ile delalet, fehva ile delalet vesaire diye gelecek. Bu nası ile de fehvası ile delaleti mevzu bahis olduğuna göre kâne lâ budde li talib-i şeriatı min hâzeynil aslayn. Şeriatı bu iki asıldan, yani Kur'an ve sünnetten öğrenmek isteyen bir kimse için kaçınılmaz bir husustur. Ne? En yekûne alâ ilmin bilisânil arabi fî menâhî hitâbihâ. Arapların hitap türleri konusunda Arap dilini bilmesi gerekiyordu. وَمَا تَنْسَاقُ اِلَيْهِ اَفْهَامُهَا ف۪ي كَلَامِهَا He zamirleri kimlere gidiyor? Araplara gidiyor. Ve onların kendi kelamlarındaki anlayışlarının tabii olarak aktığı mecrayı, insiyak ettiği, sürüklendiği mecrayı bilmesi gerekir. Böyle olduğuna göre cevabı geliyor. Lemma kânenin, lemmanın cevabı. Fekâne hazkul lugatil arabiyyeti bihâzihid dereceti
ruknen min erkanil içtihad. Bu sebeple diyor, Arap dilini hazık bir şekilde bilmek, yani maharetli, ileri bir maharet derecesinde bilmek, içtihadın rükünlerinden bir rükün olmuştur. Eskiden ilmihal kitaplarında, özellikle oruç ve benzeri hususlarla ilgili fetvalarda, tabii çok güzel bir terkip değil ama Osmanlıca şöyle terkip, doktori Müslümani hazık derler. Veya tabii bir Müslümani hazık. Yani çünkü din hususunda fetva verecek olan tabibin, tıbbi olarak bu iş olur olmaz. Oruç tutabilirsin, tutamazsın. Kendisi oruç tutamıyorsa, tutmuyorsa sana oruç tutma diye vereceği fetvaya diyenimiz pek olmaz. Onun için bilmiyorsa yine olmaz. Onun için hazık tabirine örnek kullanım gösterdik, hatırımızda kalsın diye. Hazakat, maharet sahibi olmak demek. Bir işi çok iyi bir şekilde, uzman gibi bilmek, uzmanlık seviyesinde bilmek anlamındadır. Usta, dolayısıyla anlamında usta. Yani ustalık o anlamı veriyor tabii. فَكَانَ حَذْقُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ Bu bakım, o vakit diyor, Arap dilini bu mertebede maharetle bilmek, رُكْنَمْ مِنْ اَرْكَانِ الْاِجْتِحَدِ İçtihad rükünlerinden bir rükündür. كَمَا تَقَرَّرَ ذَٰلِكَ عِنْدَ عَامَّةِ الْاُصُولِيِّينَ وَفِي مُقَدِّمَتُهُمْ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي رِسَالَةِ الْاِجْتِحَدِ usul. Nitekim diyor bu husus genel olarak bütün usul alimleri nezdinde öylece yerleşmiştir. Öyle yer etmiştir. Ve bunların önünde İmam Şafii radıyallahu anh'ın el-usul'le dair Risaletul Usul demiş ama bize günümüzde meşhur olan Risale şeklindedir adı kısaca. Risale'yi de biliyorsunuz, El-Um adlı eserinin mukaddimesi olarak yazmıştır. Öyle bir mukaddime, böyle bir kitabın, yani bir fıkıh için mutlaka gereklidir. Tabii ilmihal seviyesinde usul okumaya, ilmihal seviyesinde fıkıh öğrenecekler için usule gerek yok. Fakat Furu'un nereden gelip nereden gittiğini bilmek isteyen ve furu'da da mütehassıs olmak isteyen bir kimsenin işe gerçekten usulden başlaması bir zarurettir. Usulü bilmeyen bir kimsenin furu'u ezberlese de çoğu yerde anlaması güçtür. Anlayamaz, izah edemez, zorlanır. Onun için usul çok önemlidir ve tekrar edelim. Usul, İslam tarihinin, daha doğrusu dünyaya, beşeriyete, İslam alimlerinin hediye ettikleri bir ilimdir. Bu ilim bu ümmete hastır. Tıpkı hadis ilmi gibi. Hiçbir ümmetin, milletin, kavmin usulü fıkıha benzer, fıkıh usulüne benzer bir ilmi ilim tarihinde yoktur. Yani beşeriyetin ilim tarihinde fıkıh usulü yeganedir. O bakımdan biz Müslüman olarak bir taraftan bununla övünürüz, bir taraftan da bunun hakkını özellikle asırlardan beri vermediğimiz için müteessir oluruz, üzülürüz. Bu ilim yeterince şey edilmiyor, bilinmiyor. Bunu yalnız Müslümanlar değil, bir Osmanlı paşası olan Sava Paşa'nın okumamış olanınız varsa tavsiye ederim, okuyunuz. İslam hukuk nazariyatına dair veya nazariyatı hakkında bir etüt diye bir fıkıh usulü kitabı var. Sava Paşa aslında Hristiyandır ve Fransızca yazmıştır. Sonradan eseri Diyanet tarafından Türkçe'ye tercüme ettirildi. 50'li yıllarda yanılmıyorsam tercüme edildi. Güzel bir fıkıh usulü kitabıdır.
Yani İmam Hatip'te okumuş olduğumuz fıkıh usulünü ben o kitabı okuduktan sonra tekrar geriye dönüp yavaş yavaş anlamaya başladım. Açık bir Türkçeyle, tercüme de güzel yapılmış. Açık bir Türkçeyle mufassal güzel bir fıkıh usulü kitabıdır. Evet, işte o dolayısıyla inşallah artık ne kadar sürer ben bilmiyorum. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Ne kadar devam ederiz tamamıyla Allah'ın takdiri ama bu işe özellikle başlayanlarımızın elinden geldiği kadar bunu sürdürmesi lazım. Devam ettirmesi lazım. Bu ilim uzun zamandan beri, hele Türkiye'de çok uzun zamandan beri garip kalmış bir ilimdir. Diğer İslami ilimler gibi. Birçok ilim garip kaldı ama özellikle fıkıh usulü Türkiye'de çok garip. Çok garip. Arap dünyasında da böyle. İnşallah bu gibi böyle şeyleri okuyacaksınız. Sizler daha kim bilir şu anda okuduğumuz muvaffakat gibi değerli, fevkalade, değişik, kendine ait birçok orijinallikleri ihtiva eden ne kadar kitabımız var. Her biriniz birer ikişer tane piyasaya çıkartırsanız, tarihin derinliklerinden çıkarıp ortaya koyarsanız, ümmet için çok hayırlı bir hizmet olur. هَذِهِ الشَّرِعَةُ الْمَعْصُومَةُ لَيْسَتْ تَكَالِفُهَا مَوْضُوعَةً حِنَ بَحَيْثُ مَتَّفَقُ. Bu masum şeriatının getirdiği mükellefiyetler öyle rastgele حَيْثُ مَتَّفَقُ o. Öyle rastgele konulmuş değildir. لِمُجَرَّدِ اِدْخَالِ النَّاسِ تَحْتَ سُلْطَانِ الدِّينِ. Sadece diyor bu şer'i hükümlerin amacı insanları dinin egemenliği altına sokmak için gelişi güzel ortaya konulmuş hükümler değildir. Bel vudiat li tahqiqi maqasidish şari'i fi qiyami masalihihi fi'd-dini ve'd-dunya ma'an. Aksine bu şeriat şeriat koyucunun aynı zamanda hem dünyada hem din hususunda maslahatlarının dimdik ayakta tutulması için şeriat koyucunun maksatlarını tahkik ettirmek, yani gerçekleştirmek için vaz edilmiştir. Konuluş maksadı budur. Nedir peki bunlar? Ha ve ru'iye fi kulli hukmin minha. Şeriatın bu hükümlerinin her birisinde riayet olundu. Neye? İmma hifzu şey'in min ed-daruriyatil hamse. Ya beş dinin zaruri maksatları, zaruri hükümlerinden beşi veya beşinden biri ne riayet olunmuş, yani dikkate alınmıştır. Nedir bunlar? Bunların başına hifz kelimesini de ekleyerek okuyalım. Ed-din ve'n-nefs ve'l-akl ve'n-nefs ve'l-mal. Din başa alınır. Niçin? Çünkü bundan sonrakilerin hepsinin muhafazası din ile mümkündür. Din zayi olursa nefs de zayi olur, akıl da zayi olur, nesil de zayi olur, mal da zayi olur. Günümüzde olduğu gibi. Niye? Çünkü din muhafaza edilmedi. Çünkü din muhafız değildir. Din hem muhafaza edilecek hem de onun muhafaza edilmesiyle ancak diğer şeyler muhafaza. Dolayısıyla bana sorarsanız zarurat-ı hamse değil, zarurat sadece bir tanedir. O da dinin muhafaza edilmesidir. Çünkü diğerleri ona bağlıdır. Din muhafaza edilince diğerleri de muhafaza edilir. Din muhafaza edilmezse, zayi edilirse diğerleri de zayi olur. Diğerleri de zayi olur. Yahu dün bir haber gördüm, irkildim kardeş. Görmüşsünüzdür. Abi servis şoförü bonzai içiyor ya. Bu korkunç bir hadise. Çocuk servisi, şoförü bereket versin diyor. Polisler onu yakaladığında, efendim söyleyeyim, içkili değil, çekmemiş yani. Sarhoş değilmiş. Ya buna küçücük yavrularımızı teslim ediyoruz. Niye? Din muhafaza edilmemiş kardeşim.
dinin muhafaza edildiği yerde akla, nefse, nesle, mala zarar verecek hiçbir şey yapılamaz. Budur. İşin esası dinin muhafazası. Dava budur ha. Bütün davalar dinin fer'idir. İşin esası bu. Elleti hiye ususul imran el umrani el mer'iyetu fi kulli mille. Ki bunlar, bu beş zaruri, korunması zaruri olan hadise, umranın bütün dinlerde dikkate alınan, riayet olunan esaslarını teşkil ederler. Bunlarsız umran olmaz. Günümüzde ona medeniyet diyoruz. Umran biliyorsunuz imardan geliyor. İmardan geliyor. Sadece Türkçe'de bayındırlık bunun tam karşılığını teşkil etmiyor. Bunu daha iyi anlamak için bu İbn Haldun'un belki İslam dünyasına hediye ettiği bir terimdir. Onun mukaddimesinde umran ile alakalı olarak açıklamalarını okumamız lazım. Okuduğumuz takdirde görürüz ki umran fezailiyle, rezailiyle değil, umran medeniyetin karşılığıdır diyebiliriz. وَالَّتِي لَوْلَاهَا Eğer bu hazamiri nereye gidiyor? Zarurata gidiyor. O zaruretlere riayet olunmazsa لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةِ Dünyevi maslahatlar istikamet üzere yürümez. وَلَفَاتَتِ النَّجَاتُ فِي الْآخِرَةِ Dünyayı da kaybedersiniz, o zaman kaybederler ahireti de. Ve o takdirde diyor, ahirette kurtuluş da fevt olur, elden kaçar. Ve imme hifzu şeyin minel haciyat. Buradaki az önce imme tafsil geçmişti. Her bir hükümde şunlara riayet edildi. Birincisini saydı. İmme hifzu şeyin minel daruriyat. Ya zaruriyattan bir şeyler muhafaza edilmek için şer'i hüküm konulur. Her bir şer'i hükmün böyle şeyi böyledir. Gerekçesi budur. Ve imma hifzu şey'in minel haciyat. İleride gelecek. Bunları açıklıyor merhum. Nasip olur görürsek. Daruretler nelerdir? Haciyat denilen ihtiyaçlar nelerdir? Ondan sonra gelecek ileride tahsiniyat gelecek. Mükemmilat gelecek. İşte şeriatın her bir hükmü mutlaka bu maksatlardan birini gözeterek teşri buyurulmuştur. Bunların her birisini veya birisini yerine göre birkaçını bir arada dikkate alarak hüküm koyan bir şeriat, beşeriyetin elbette ki maslahatına olan bir şeriattır. Ve bunlara ne kadar riayet edebiliyorsa beşeriyetin o kadar maslahatına uygundur. Bu neyi gerektiriyor? İlmi ve hikmeti gerektiriyor. İlim ve hikmetse Allah'a mahsustur. Mutlak ilim ve hikmet Allah'a aittir. Beşerin ilim ve hikmeti sınırlıdır, mukayyettir, cılızdır, kellem yakındır. Haşa Allah'ın ilmine, kudretine, hikmetine nispetle. Dolayısıyla beşerin bütün teşriatı fasafis olur. Niye? Çünkü ilim ve hikmete mebni değildir. Beşerde şeriat koyacak kadar, kendisi için şeriat koyacak kadar yeterli ilim ve hikmet yoktur. Olmadığı için hiçbir beşeri yasa, konuluş maksadını teşkil eden problemi çözememiştir. Çözebilecek olsaydı her geçen gün mevcut haliyle beşeriyetin problemleri artıp durmaz eksilir. Eksilir. Oysa İslam geldiği zaman ve İslam hükmettiği yerlerde türlü türlü problemler vardı. Bir süre içerisinde bu problemler bitti. Veya bitmeye kadar azaltı, bitecek kadar azaltı. Müncer kılındı. Niçin? Çünkü şeriat
milledün alimin hakimden gelmiştir. Her şeyi çok iyi bilen, hükmünü, şeriatini, kaderini hikmetlerle ve sağlam donatan, sağlam kılan Allah-u Teala'nın hükmü ve hükmü. Yani İlim de beşeriyete burada kısaca izah edilen mutluluğu armağan etmek için tahsil edilir. İnsanlara karşı ilminizle öğrenmek için ilim öğrenmeye hiç kalkışmayın. Sırtınıza vebal alırsınız. Allah'ın önünde hesabını veremezsiniz. Beşeriyeti ilmin mutluluğuyla buluşturmak amacıyla ilim öğrenilir. Başka bir maksatla öğrenilmez. İşin esası bu. Çünkü işin esası. Onun için ben gerçekten hayranım. Amelin başı niyettir. Onun için İmam Bukhari innemel amalu bin niyet diye başlar. Çok nefis bir başlangıç. Çok hikmetli bir başlangıç. Niçin? Evvela kendisine nasihat ediyor. Ey Bukhari, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini tedvin edeceksin. Ona dair iddialı bir kitap ortaya koyacaksın. Evvela niyetini ıslah et. Ey benim hazırladığım bu kitabı okuyacak kişi, evvela niyetini ıslah et. Çünkü men hacera li dunya yusibuha ev imra'atin yankihuha fe hicratuhu ila ma hacera ileyh. Bitti. Men kanet hicratuhu ila Allahi ve Resulü fe hicratuhu ila Allahi ve Resulü. Bunun dışında bir amacımız olmasın. Rabbim bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Bu bir. Kenva'il muamelat. Haciyat da örnek veriyor. Kenva'il muamelat elleti levle vuruduha ala daruriyat levekan nasu fiddiqi vel harac. Eğer diyor zaruretlerden ayrı olarak ihtiyaçlar dikkate alınmamış olsaydı ve bu haciyat zaruretler üzerine vaki olmasaydı, Allahu alem bununla kastettiği şudur. Malum fıkh bir fıkhi kaidedir. El hacetu tunezzelu menzilete darura. İhtiyaç daruret gibi değerlendirilir. Galiba bunu kastediyor. Çünkü hacetin de ihtiyacı, hacet günlük hayatta çokça tekerrür eder. Çokça görülen, hissedilen, lüzumu hissedilen bir şeydir. Muamelat diyelim ki. Nedir? Bir örnek, basit bir örnek verecek olursak. Bizim bildiğimiz alışveriş akdinde esas olan nedir? Semen ile müsemmenin anında verilip alınmasıdır. Oysa bugün hepimiz lokantaya gidiyoruz. Oturacağımız zaman ne yiyeceğimizi de pek bilmiyoruz. Ne kadar vereceğimizi de bilmiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, karnımızı doyuyoruz, doyuruyoruz. Ondan sonra hesap geliyor. Kalkıyoruz, ödüyoruz. Bu alışveriş ile ilgili asıl kaideye aykırıdır. Fakat çokça tekerrür ettiği için bir muamele olarak ne olmuş? İhtiyaç ve esnaf arasındaki, meslek erbabı arasındaki alan veren satış tarafları arasındaki bu teamül ne yapmıştır? Bunu bu şekilde uygulama imkanını vermiştir. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Eğer diyor, yani bu şekilde haciyat, gelebilir Süfyan-ı Muammer. Haciyat diyor, zarurat üzerine vaki olmasaydı, yani onlar gibi yerine göre değerlendirilmeyecek olsaydı, o zaman لَوَقَعَ النَّاسُ فِدِّيقِ وَالْحَرَجِ. İnsanlar darlığa ve sıkıntıya düşerlerdi. Ve imme yahut da başında lam harfi ceri mi vardı? Ona göre okuyalım. Ha, hifzu o zaman. Ref ile okuyacak. Ve imme hifzu şeyin minet tahsiniyat. Veyahut da tahsiniyattan bir şeyleri korumak içindir. Elleti tarci'u ila mekârimil ahlak ve mehâsinil âdet. Tahsiniyat biliyorsunuz hüsünden geliyor. Tahsin tef'il vezninde güzelleştirici şeyler. Güzelleştirenler. Nereye raci bunlar? Mekarimi ahlaka, yani üstün ahlaki değerlere
ve mehasinil adet, güzel adetlere raci olur. Ve imma hufzu şeyin min nev'in minel enva'i selâse bima yu'inu ala tahakkukihi. Şimdiye kadar üç şeyi saydık değil mi? Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Dördüncüsü ise mükemmilat. Bu üç türden herhangi birisini tamamlamaya yardımcı olacak bir şey olacak. Onun gerçekleşmesine, tahakkukuna yardımcı olacak. وَلَا يَخْلُوا بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْفِقْهِ اِبَادَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ وَجِنَايَاتٍ وَغَيْرِهَا مِنْ رِعَايَةِ هَذِهِ الْمَصَالِحِ وَتَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ اَلَّتِي لَمْ تُوضَعِ الْاَحْكَامُ اِلَّا لِتَحْقِيقِهَا. Benim eldeki nüsha biraz baskısı eksik olduğu için bazı harfler kırıktır. Olur ya belki bazen... Bizde illa yok. İlla olmasa mana çıkmaz. Sondaki illa yok mu? Yok. Hiçbirinizde yok mu? Var hocam. Tamam. Olmasa mana çıkmaz. Olmasa mana çıkmaz. Olmak zorundadır. Hı? Koyun. Yoksa koyun. İlave edin abi. Yani yazılı olarak ilave edemiyorsanız zihinsel olarak ilave ediniz. Başka çaresi yok. Bana çıkmaz. Ahkamdan sonra. Son kelime, paragrafın son kelimesinden önce. Fıkıh bahislerinden hiçbirisi, ister ibadetler, ister muamelat, ister cinayetler, suçlar, cezalar vesaire ve diğerleri olsun, bu maslahatları riayet eder. Efendime söyleyeyim ve bu maksatları ne yapar? Tahkik eder, gerçekleştirir ki hükümler ancak bu maslahatları gerçekleştirmek için vaz edilmiştir. Şimdi bu şekilde olumsuz olarak başlayıp illa ile bu cümlede olduğu gibi tamamlanan cümleleri kısaca şöyle tercüme ederiz. Bu olmazsa olmaz veya olması için muhakkak bu olmalı gibi bir kalıpla Türkçe'ye kolaylıkla tercüme ederiz. Ve ma'lumun efendim. Bizimki daha şu vela yahludan dolayı koymamış olabilir mi? Tamamen oraya bağlamış olabilir mi? Zaten velâ yahlu illâ olacak şey değil ki. Burada velâ yahlu yine var. Bizde var. Şekil var. Yani buradaki illâ elleti bak lem tuğda illâ lem dolayısıyla gerekiyor burada. Eğer illâ'yı illâ olmadan tercüme edecek olursak sılayı yani elletinin sılasını efendime söyleyeyim, hükümler onları gerçekleştirmek için vaz edilmemiştir. Olur. Halbuki mana o değil ki. Hükümler ancak onları gerçekleştirmek için vaz edilmiştir. Manası bu. Ve ma'lumun enne hâzihil merâtibes selâse tetefâvetu fî derecâti te'kîdü talab li ikâmetihâ ve nehyi an te'addi hudûdihâ. Bilinen bir husus şu ki bu üç mertebe ayakta tutulmalarının talebinin pekiştirilmesi ve sınırlarının aşılmasının yasaklanması için farklı derece ve mertebelerdedir. Farklı derecede ve mertebelerdedir. Ve hâzâ bahrun zâhir. Bu ise uçsuz bucaksız, Türkçedeki şeyiyle, uçsuz bucaksız bir denizdir. Coşkun bir denizdir. يَحْتَاجُ اِلَى تَفَاصِلَ وَاسِعَ وَقَوَاعِدَ كُلِّيَّ لِضَبْتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الشَّارِعِ فِيهَا.
bu hususlarda, yani bu şer'i hükümlerdeki şeriat koyucunun maksatlarını zapturapt altına alabilmek, tespit edebilmek için geniş tafsilata ve külli kaidelere ne vardır? İhtiyaç vardır. Min ciheti makasid-i şari'i açıklıyor parantezide. Min ciheti kasdihi li vad'i şeriatı ibtidaen. Ta baştan beri Yüce Allah, şeriat koyucu, bu şeriatı vaz etme maksadının ne olduğu bakımından. Nedir? Ve kasdihi fi vad'iha lil ifhami biha. Şeriatın anlaşılmasını sağlamak için bu şekilde vaz edişindeki maksadının anlaşılması lazım. Ve kasdihi fi vad'iha litteklifi bi muktadaha. Gereğince teklifi hükümleri vaz edişindeki maksadının anlaşılması için de gereklidir. Ve kasdihi fi duhulil mükellefi tahta hükmiha. Mükellefin bu şeriatın hükmünün kapsamı altına girmesindeki maksadının anlaşılması için, bunlar tespit edilebilmesi için şeriatın da, şeriat koyucunun da daha doğrusu maksadının bilinmesine ihtiyaç doğuruyor veya bunu gerektiriyor. Tahkiku hazihil makasidi. Bu maksatların tahkiki olarak öğrenilmesi. Ve taharri basdiha. Bunların genişçe açıklanma yollarının aranması. Ve istiqsa'i tefari'iha. Fer'in çoğulu, tefri'in çoğulu daha doğrusu. Teferruatlarının, yani ayrıntılarının nihai olarak son derecesine kadar, sonuna kadar tespit edilmesi. Ve istithmaruha, ve istiqsa'u tefari'iha. Ve istithmaruha min istiqra'i mevaridi şeriatı fiyha. Onlar hakkında şeriatın varid olduğu hususların okunması, istikrası ile mahsulünün elde edilmesi için gerekiyor bunlar. İstikra biliyorsunuz, kıyasta, kıyas olarak tüme varım demek. Niye tüme varım, nasıl tüme varılıyor? İstikra bildiğiniz gibi kıraatten geliyor. Okumak. Ha. Biz şeriatteki bütün şer'i hükümleri okuruz. Ondan sonra şeriatın hükümlerini okuduktan sonra bir neticeye varırız. Diyoruz ki bu şeriat yukarıda sayılan 5 zaruri maksadı gerçekleştiren bir şeriattır. Bunu nereden çıkardık? Tek tek şer'i hükümleri veya şer'i hükümlerin çoğunluğunu yeterince okuduk. Deriz ki bu kadar yeter. Bu kadarı bunu gerçekleştirdiğine göre diğerleri de bunun gibidir diye bir kıyas daha yaparız. Ve böylelikle istikramız ne olur? Tamamlanır. İstikra kısacası bu. Yani Türkçe'de bazen okumak diyoruz ya, o manada. Fakat kitap okuma değil. Okursun, oradan bir hüküm bakarsın. Allah-u Teala hırsızın elinin kesilmesini emrediyor. Zaniye bekarsa 100 celde vurulmasını emrediyor. Bilmem ne. Buna karşılık efendim aklı başında olanın söz ve ikrarına itibar edilmesini istiyor. Gibi. Bir yığın şeyler. Bakarsınız dersiniz ki bu şeriat hepsini ona, bu şeriat hayat için gelmiştir. Hayat için. Yaşanmak üzere gelmiş bir şeriat. Nereden çıkarıyorsunuz? Tek tek bakıyoruz ki hayatla alakalı olmayan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Faraza en büyük fıkıh kitaplarından birisi diyelim ki Maverdi'nin efendim El-Havi adlı kitabı. Kardeşim oku oku. Ne varsa hayatta var. Öyle hayali bir şey yok. Bu iş olmaz kardeşim, nereden çıkartıyorlar diyeceğim bir şey yok. Az da olsa hayatta görülebilecek bir şey. Ha, o zaman kardeşim ben bu kitabı okudum.
Bu hususta şu neticeye vardım. Bu din, bu hayatı ıslah etmek, düzeltmek, düzenlemek, insanları birbirleriyle dövüşmekten, kavga etmekten, boğuşmaktan kurtarıp birbirleriyle sulh ve sükun içerisinde yaşatmak için gelmiştir. İşte bu istikrardır. Gibi. İz ennehu la yekfin nazaru fi hâzihil edilletil cüz'iyeti dûnen nazari ilâ kulliyâtiş şeriatî. Çünkü diyor, şeriatın külliyatına, yani genel hükümlerine, maksatlarına bakmaksızın bu cüz'i deliller üzerinde düşünmek, bunlar üzerinde dikkatle eğilmek ne değildir? Yeterli değildir. La yekfi. Ve illa letadarabet beyne yedeyhil cüz'iyyat ve arada ba'duha ba'dan fi zahiril emr. Aksi takdirde tadarup, vuruşmak, çatışmak. Cüz'i hükümler gözünün önünde birbiriyle çarpışır. İşin görünen kısmı itibariyle, zahiri itibariyle birbiriyle çelişir. Ne zaman olur bu? İzâ lem yekun fî yedihî mîzânu mekâsıdî şâri'a. Elinde şeriat koyucusunun, şeriat koyucunun maksatları denilen terazi yoksa bu vaziyet ortaya çıkar. Peki niçin bu mekâsıdî şeria mizanının maksadı ne? لِيَعْرِفَ بِهِ مَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَمَا يَدَعَ. Böylelikle bu hükümlerden neyi alıp neyi bırakacağını bu mizan ile bilir. فَالْوَاجِبُ اِذَنْ اِعْتِبَارُ الْجُزْئِيَاتِ بِالْكُلِّيَاتِ شَأْنُ الْجُزْئِيَاتِ مَعَ كُلِّيَاتِهَا مَعَ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْمَوْجُودَاتِ. He? Ha doğru. Fi kulli nev'in min enva'il mevcudat. Aferin. O halde yapılması gereken ne? Yapılması gereken şu. Cüz'iyatı külliyata göre kıyaslayıp değerlendirmek. Kıyasın bir diğer adı nedir? İtibardır. İtibar. İlk fıkıh usulü okumaya başlamışız. Kıyasın kitaptan delili diyor fıkıh usulünde. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْصَارِ. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Hocaya sorduk. Hocam ne alaka? Biz kıyastan bahsediyoruz. Adam ibret almaktan bahsediyor. Allah rahmet eylesin. Hoca ya ben anlayamadım veya şey demedim. Tatmin edici bir izah yapamadım. Halbuki mesele çok basit. İtibarıyla kıyas Arapçada aynı manada. Onu bir şey dikkate almak demektir. Dikkate aldığınız zaman ne yaparsınız? Onu kıyasın rükünlerinden bir rükün halinde. Yani makisun aleyh yaparsınız. Dolayısıyla peki Cenab-ı Allah bunu ne vesileyle söylüyor? Malum Azap suresinin başında geçiyor bu ayet-i kerime. Haşr suresi, affedersiniz. Haşr suresinin başında geçiyor. Oradan Kurayzalıların başına gelenlerden ibret alın diyor. Kıyaslayın, aynı şeyi yaparsanız siz de o hale gelirsiniz diyor. Ne o hale gelirsiniz. Yani İslam böyle her zaman barış dini değildir ha. Bazen eline sopayı alan bir dindir. Başka çaresi yok. Olmaz çünkü. فَالْوَاجِبُ اِذَنْ اِعْتِبَارُ الْجُزْئِيَاتِ بِالْكُلِّيَاتِ شَأْنُ الْجُزْئِيَاتِ مَعَ كُلِّيَاتِهَا فِي كُلِّ نَوْعٍ وَيَا شَأْنَ diye de şey edebiliriz. Hal olarak okuyabiliriz. شَأْنَ الْجُزْئِيَاتِ مَعَ كُلِّيَاتِهَا فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَعِ الْمَوْجُودَاتِ. Bütün varlık türlerinin her birisinde cüz'iyatın külliyatı karşısındaki durumu gibidir. Nerede? Şeriattaki cüz'iyatın külliyata göre değerlendirilmesi. وَاِلَى هَذَا اَشَارَ الْغَزَالِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ بَيَانٍ مُف۪يدٍ ف۪ي مَا يُرَاع۪يهِ الْمُجْتَهِدُ فِي الْاِسْتِنْبَاطِ حَيْثُ قَالِ. Gazali, Şafii'den naklettiği, bu naklini ne zaman yapıyor? Müctehid'in istinbat, yani hüküm çıkarma meselesinde dikkate alması gereken
oldukça faydalı açıklamalardan sonra Gazali'den naklettiği şu sözlerinde İlle hâzâ eşar buna işaret etmektedir. Ne demiş Gazali? Ve yulâhizu l-kavâidel külliyete evvelen. Nasıl derhal dikkate almakla başlamayacaktır. Nas'tan hüküm çıkarmadan önce evvela külli kaidelere dikkat edecek. Onları dikkate alacak. Ve yukaddimuha alel cüz'iyyat. Külli kaideleri cüz'iyattan önceleyecek. Kema fil katli bil musakkal. Ağır bir eşya ile, diyelim ki bir balta olur, ciddi bir kütük olur, ağaç kütüğü, ince bir sopa değil de ciddi bir ağaç kütüğü gibi. Veya kılıç, yerine göre günümüzde mermi, tabanca, silahlı ateşler, hepsi müsakkale girer artık. Bir adamı hedef alarak bunlardan birisiyle ateş ettiniz mi, bunda artık müsakkal ile olduğu için, efendim, hataen öldürme mevzubahis olmaz. Hataen öldürme. Adama hedef alarak tabancayla ateş ediyorsun. Ya işte benim kastım o değil diyor. Olmaz. Hatayla öldürülüyor olabilmesi için daha başka delillerin, karinelerin olması lazım. Ormandasın, avdadır, adamı görmemişsin. Avına ateş ederken adam aniden çıkmış, isabet etmiş. O olabilir. Fakat yoksa öyle ortalıkta böyle bir sebep, suç yok, ortayı orada geçer, çıkar tabancayı, adama ateş et. Musakkalle öldürmedir. Şey yok. Evet. Fetukaddemu kaideter rad'i ala mura'atil ismil varidi fil cüz'i. Cüz'i olan o öldürme hakkında ki isme riayet etmeye ne öncelenir? Red'i kaidesi öncelenir. Ne demek red'i kaidesi? Türkçedeki caydırıcılık. Caydırıcı olma kaidesi. Senin vereceğin ceza caydırıcı olmalıdır. Dolayısıyla burada adam müsakkal ile, o zaman ben müsakkal ile öldürmeye kalkışanları nasıl caydırabilirim? Efendim bu şibhi amttır diye hüküm vererek ona göre diyetle işi savuşturmakla olmaz, caydırıcı olmaz. Adam 100 bin lira, 1 milyon, 5 milyon öder, öldürülmekten kurtulur ama istediği adamı da öldürür. Bu caydırıcı değildir. Aa, yok arkadaş, senin malın da servetin de senin olsun, sen adam öldürdün. Bitti. O zaman red'a öncelenir diyor. Min hazel beyan, bu açıklamadan, bu beyanın bir parçası da şudur. Min hazel beyan affen ulime, anlaşıldı ki enne listinbati ahkami şeriatı rukneyn. Şeriat ahkamının istinbatı için iki tane, istinbat edilebilmesi için, kaynaklarından alınabilmesi, çıkarılabilmesi için iki rüknü vardır. Ehaduhuma ilmu lisanil arab ve thanihuma ilmu esrari şeriatı ve makasidi. Demek ki bu iki ilim bilinmeden naslardan hüküm istinbatına kalkışılamaz. Nedir bu? Arap dilinin bilinmesi. İkincisi, şeriatın sırları ve maksatlarının bilinmesi. Emmer rüknül evvel. Şimdi tarihte bu rükünler nasıl dikkate alındı? Fakat kana vasfan gariziyen fi's sahabeti ve't tabi'in min el arab hulvas. Katıksız, öz be öz Arapların oluşturduğu, Araplardan oluşan ashab-ı kiram ile tabi'inde bu hilkatten gelen bir vasıftı. Gariz, vasfun garizi. Garaze ne demek? Bir şeyi dikine,
bir yere batırmak demek. Şimdi garizi vasıf artık bunu Türkçe'de doğuştan gelen, fıtri olan, karakteristik bir özellik, karakterlerinde olan bir vasıf. Katıksız Arapların özelliğiydi bu. Ashab ve tabi'in döneminde. Arap edebiyatı üzerinde tahsil yapacak olan var mı? O da lazım ha. Bakın Arapça çok önemliydi o manada. Ne diyecektim? Şunu diyecektim. Üçüncü asırdan sonraki şairlerin şiirleri istişhada elverişli değildir. Çünkü dil karışmaya başladı. Kuh Arap kalmadı. Kabul ediliyor. Dolayısıyla ben bu adamın şiirinde kullandığı kelimeyi veya kullandığı irabı delil kabul etmem der Arap edebiyatçısı. Niçin? Çünkü dili karışmış olur ki bu da yabancı dillerin, daha doğrusu Arapların Müslüman olmalarından sonra, daha doğrusu Müslüman Arap olmayanların Müslüman olmalarından sonra Arap diline onların etkisiyle girmiş olan kelimeler olabilir. O bakımdan veya kullanım, o bakımdan o delil değildir. Delil değildir. Hatta bazıları daha da ileriye giderek İslam ile birlikte İslam'dan sonrasını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden sonraki Arapça kullanımı delil kabul etmezler. Olmaz arkadaşlar. Yani delil, dilde ölçü ashab-ı kiramın kullanımları, tabiinin kullanımları en müsamahalı. Ondan sonrası doğru dil kullanımı için kullanımlar delil olmaz. Yani Kur'an Arap dilinin kullanışının dışında farklı bir şekilde gelmesi. Anlayamadım. Kur'an'ın Arap ediplerinin kullandığı üslubun çok farklı versiyonuyla gelmesi. Bunun için nasıl anlamamız lazım? Ha, bu şudur. Yani, İslam'dan sonra kabul etmemişler ya. Onun yükleri üstünde. Yok yok, mesela şu kelimenin manası budur. Ki, Arap dilinde aslında çoğu kimsenin atladığı bir nokta var. İslam ilimlerinin tümünde senet esastır. Arap dilinde de özellikle ilk yazılmış, ilk asırda yazılmış olan sözlüklerde faraza, Taberi'nin tarihinde olsun, tefsirinde olsun, zikrettiği senet gibi senet var. Bu kelimenin manası budur. Demeden önce veya der, ondan sonra bunun delilini ben şundan, o bundan, o bundan diye kelimeyi ilk kullanan kabileye kadar veya şaire kadar veya hatibe kadar, sözleri hüccet olan şeylere kadar ulaştırır. Yani sözlükler dahil senetsiz değildir. Dolayısıyla bu kullanımın bir defa senedi ve sıhhati önemli. Ha, Kur'an-ı Kerim Arapların benzerini getiremedikleri bir kitaptır. Doğru. Fakat eğer onların alışkın olmadıkları bir üslupla gelmiş olsaydı Kur'an'ın muciz özelliği olmazdı. Hem onların kullandıkları üsluplarla ve kelimelerle geliyor, hem benzerini getiremiyorlar. İcazı o ayrı bir taraftır. İcazı belirleyen kabul edilmiş bir takım ölçüler var. Ne? Mana kesreti, efendime söyleyeyim ahkam kesreti, kelimelerin güzellikleri, yani bedi'i ve beyan ilimlerinde zikredilen bütün hususlara dair şeyler. Bir de tabii daha sonra başka hususlar, gelecekten haber vermedir, ahkamların hikmeti ve buna benzer hususlar. Şimdi bu Arapların tamamıyla bilmedikleri ve anlamadıkları bir şey değil. Ama bu seviyede
bir örnek anlatım ortaya koyamadıklarından dolayı mucizdir. Bu ile yani Kur'an icazı ile ve bu şu anda bizim bahsettiğimiz şey farklı şeylerdir. Nerede farklılık oluyor? Bunlar zaten Arapçayı biliyorlardı. Anlatım teknikleri ve özellikleri itibariyle Araplar benzetmeyi biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. İstiareyi biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ama bütün Arap istiarelerini, bildiğimiz Arap istiarelerini getiriyoruz bir araya. Hiçbirisi, hepsinin toplamı hatta وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا seviyesine gelmesi şöyle dursun. Yadına yaklaşmıyor. Hemen orada اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي yani hakikat midir? Mecaz mıdır? İstiare midir? Şeyler, belagatçılar hayret etmişler. Çünkü gerçekten insan ihtiyarlayınca kemik de zayıflıyor, gevşiyor. Müthiş bir ifade. Ve Kur'an-ı Kerim bunu pat diye getiriyor. Orada oturuyor, hiç de sırıtmıyor. Ha. Araplar istiareyi biliyor ama hiçbir kimse istiareyi bu kadar muhteşem, bu kadar müstesna, bu kadar mükemmel kullanılmasını bilmesi şöyle dursun, işitmemiş bile. İşitmemiş bile. Şairler dillerini yutuyor Kur'an'ı dinledikten sonra. Kadıncağız işte su çeken cariye su çekerken bir beyit okuyor. Bu ne biçim fasahattır diyor. Allah seni kahretsin diyor. Sen fasahattan ne anlarsın diyor. Ondan sonra okuyor. Efendime söyleyeyim. Ve evhayna ila ummi Musa en arda'i ve izâ kifti aleyhi fe elgiyi fil yemmi fel yulgiyil yemmu bissahil ila ahir aya. Fasahat burada diyor. Fasahat burada diyor. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Kelimeler belli. Şeyler belli. Fakat kısacık ayet-i kerime içerisinde bu kadar teselli eden ifade, cümle, müjde, bilmem ne, gelecekten haber vesaire falan hiçbir yerde yok. Arap bunu görmemiş. Bunu duymamış. Yani o, Arap bunu anlıyor. Fakat benzerini meydana getiremiyor. Bütün anlatım yollarını, ya Kur'an-ı Kerim'in bu anlatım yolları bildiğimiz bir şey diyor. Benzerini ortaya koyuyor. O yönden mucize. Onun için zaten diyor Kur'an-ı Kerim'in anlatım tekniklerini şey diyor. Ve hatta dahasını söyleyeyim. Merhum Seyyid Kutup Fizilal'de bunlara sık sık temas eder. Mesela bir ifade kullanır. Aşağı yukarı bir ifade der ki hukuk dili soğuk bir dildir. Böyle insanı çeken, şey eden, yoran bir dil yani. Çeken bir dil değil, yoran bir dil. Ama bir müdayene ayetini başından sonuna kadar hem hukuki bir dildir, teşri'i bir dildir, hem uzunca tek bir sayfadır. Zevk duya duya okuyorsunuz. Anlayabilen için. Bir başka mucize miras ayetleri. İki ayet. Nisa suresinde üç ayet-i kerime koca bir ilim. Eskilerin tabiriyle derpiş edilmiş. Sığdırılmış oraya. Üç ayet-i kerime. Ne geçmişte ne gelecekte. Hiçbir hukukçu bu kadar uzun ve miras, İslam miras hukuku, bütün dünya hukuku, miras hukuklarının en zoru, en ifade edilse karmaşığı, bununla birlikte aynı zamanda bu bizim iddiamızdır, ispatlarımız da vardır bize göre. Hem de en adilidir. Ondan daha adil bir hukuk. Fakat bu hukuk koca bir hukuk. Koca bir ilim. Üç ayet-i kerime ile şey ediliyor. İşte mucize bu gibi yerlerdedir. Ne geçmişte ne gelecekte. Bu iki ayetin, bu üç ayetin benzeri bir fıkıh metni görülemez. Yoktur. O sarahatle oradan anladığınızı mümkün değil, anlayamıyorsunuz. Aynı uzun, aynı kısalıkta olsun veya aynı uzunlukta olsun. Bu şey değil işte bu. Ha. Ama Arap onu okuduğu zaman ilk Araplar, Arapçayı bilen, o seviyede bilen bir insan, müçtehitlerin dediğimiz gibi koca bir ilim çıkarabilmişlerdir o iki ayette, üç ayet-i kerimede. Mucizesi bu, bilmeleri de bu. Yani farklı şeyler onlar. Kema ennehum, ha pardon, felem yekunu fi hacetin
لِقَوَاِدَ تَضْبِتُهُ لَهُ. Bu sebeple Arapların bu dili kendileri için disiplin altına, kural altına alacak kurallara ihtiyaçları yoktu. Çünkü kuralı kendileri biliyorlardı zaten. Kural dışı bir yanlışlık olduğu zaman rahatsız oluyorlardı. Rahatsız oluyorlardı. Bazen Hatip Efendi veya bir başka Arapça konuşan veya diyelim ki ben konuştuğum zaman lahin yaparsam, yani bir irab hatası yaparsam, bir kelimenin mahreçlerini, harflerin mahreçlerini değiştirirsem, iyi Arapça bilenler olarak sizler ondan rahatsız olursunuz. Ya bu da olmadı dersiniz kendi kendinize. Fıtratları biliyorduk, kurala gerek yok. Şey, Arap'ın dediği gibi, aslen Arap diyor, Nahivci onu ayıplıyor. Ne diyor? لَسْتُ نَحْوِيًّا يَلُوكُ لِسَانَهُ وَلَاكِنَّ سَلِيقِيُّنْ اَقُولُ فَغَرِمُ. Ben öyle dilini eğip büküp nahve uygun konuşma gayreti içerisinde olan bir nahivci değilim. Ben doğuştan Arap'ım diyor. Benim konuşmam İrab'dır. İrab'a göre konuşurum, hata etmem. Abdullah bin Abbas çocukları konuşurken İrab hatası yaptıkları vakit dövermiş. Niçin? Sakın zannetmeyin ki bu bir dil kavmiyetçiliğidir. Dil doğru bilinmezse Kur'an da doğru anlaşılmaz. Sünnet-i Seniyye de doğru anlaşılmaz. Onun için yalnız Araplar değil, hatta Arap olmayanlar bu dile daha çok hizmet etmişlerdir. Arap diline, Arap olmayanların hizmeti çok daha fazla. En son hizmetkarlardan birisi diyelim ki İbn Manzur'dur. Lisan-ı Arab'ın müellifi. Berberidir. Evvali. Tabii. Şeydir, aslı Berberi yani. Kökünü tetkik edin. Afrikalıdır. Libyalı. Bugünkü Libya'dan bir yerde. Hizmet yapmıştır. Müthiş bir sözlü. Hiçbir şey değil. Dolayısıyla bu o Arapların diyor, yani mübalağalı bir ifade değil o zaman için, gariziydi bu. Fıtraten onlar bu işleri biliyorlardı. Kurala ihtiyaçları yoktu. Felem yekunu fi hacetin li kavaide tadbituhu lehum. Kendileri için bunu zapt edecek, zaptu rapt altına alacak kaidelere ihtiyaçları yoktu. Kema ennehum kesebul ittisafa bir rukni thani من طول صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع. Nitekim onlar ikinci rükün, yani sünnet-i seniyye rükününü de Resulullah aleyhissalatü vesselama uzun arkadaşlıkları sayesinde ve teşri'in kendilerine terettüp ettiği, yani kendileri sebebiyle şer'i hükümlerin varid olduğu sebepleri bilmekle onlar sünnet-i seniyeyi de bilmiş olurlar. İdiler. Esrar-ı şer'i. Sanırım bütün sene yaşıyor. Esrar-ı şer'i. Nerede geçiyor esrar-ı şer'i? Bende yok. Esrar-ı şer'i az önce geçti. Yukarıda. Ha tabii. Tabii. Lisan-ı Arap ve şer'iyet sırlarını bununla biliyorlardı. Haythu kâne yenzilul Kur'an ve teridu sünnetu nücûmen. Nücûmen yani müneccemen. Yani parça parça, bölüm bölüm. Çünkü diyor, Kur'an-ı Kerim'in nüzulü de, sünnetin vürudu da kısım kısım oluyordu. Birden gelmiyordu. Onun için sahabinin dediği gibi Abdullah bin Mesud'un biz ilmi ve ameli beraber öğrendik. Bir grup ayet nazil oluyor veya bir ayet nazil oluyor belli bir münasebetle veya bir sünnet varid oluyor. Aynı şekilde ashab onun uygulamasını da fiilen görüyordu. Ayetin uygulanışını da yaşıyordu. Sünnet-i seniyenin ayeti, ayet ile alakası neyse, açıklayıcı mıdır, efendime söyleyeyim tahsis edici midir ve ila ahire, ileride göreceğiz. Ne şekilde varid olmuşsa onu görerek, yaşayarak bunu öğreniyor. O bakımdan bu ümmetin en alimleri ashab-ı kiramdır. Ha, kendi aralarında ilim mertebeleri farklıdır. Fakat hiç şüphesiz bu ümmetin
en alimleri onlardır. Çünkü onlar hiç kimsede bulunmayan bu iki meziyete sahiptiler. Kur'an'ı ve sünneti sindire sindire yaşadıkça yeni bir şey öğrendiler. Yeni bir şey öğrendiler. Bihasebil vekai'i. Vakalara göre nücumen iniyordu. Yani peyderpey nazil oluyor ve sünnet varid oluyordu. Ma'a safa'il hatır. Kalplerinin, zihinlerinin berraklığı ile birlikte bunlara sahiptiler. Onun için فَاَدْرَكُ الْمَصَالِحِ maslahatları idrak ettiler. وَعَرَفُوا الْمَقَاسِدَ الَّتِي رَعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ ve aynı zamanda şeriat koyucunun teşri'de dikkate aldığı maksatları bildiler. كَمَا يَعْرِفُ ذَٰلِكَ مَنْ وَقَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مُحَاوَرَاتِهِمْ عِنْدَ اَخْذِ رَأْيِهِ nitekim bunun bir kısmını biz bilebiliriz diyor. Birileri bilebilir. اِذَا مَنْ وَقَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مُحَاوَرَاتِهِمْ muhavarat, diyalog. Onların karşılıklı hivarlarından, konuşmalarından bir şeylere vakıf olan bunu anlar. اِنْدَ اَخْذِ رَأْيِهِمْ onların görüşlerinin sorulması, alınması esnasında. وَاسْتِشَارَةِ الْاَئِمَّةِ لَهُمْ فِي الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي كَانُوا يَتَوَقَّفُونَ فِيهَا İmamların, mesela Hz. Ebu Bekir birçok meselede ashab-ı kirama istişare etmiştir. Ömer radıyallahu anh, diğer sahabiler, Ali radıyallahu dahil olmak üzere. El-eimmeden kastı bu. İmamlar, şer'i hükümler, kendi yetevakkafun, kendileri hüküm veremiyorlar. Duruyorlar, duraksıyorlar. Onların imamların duraksadıkları şer'i hükümler hakkında kendileriyle istişare edilmesine dair bize nakledilen olaylardan bunu, nakledilen olayları tetkik eden bunu bilir diyor. Amma men caa ba'dahu. O zaman için kolaydı iş. Sonrakiler ne yaptılar? Mimmen lem yuhriz hadaynil vasfayn. Bu iki vasfı ihraz edemeyen, yani sahip olamayan kimseler onlardan sonra gelenlere gelince fele budde lehu min kavaide. Onun için bir takım kurallara ihtiyaç var, kaçınılmazdır bu. Öyle kaideler ki sıfatı şu geliyor. Tadbitu lehu tarika isti'malil arabi fi lisaniha. Arapların dillerinde dillerini kullanım yollarını kendisi için zapturapt altına alacak kurallara ihtiyaçları var. Ve uhra tadbitu lehu makasidü'ş-şari'i fi teşri'ihi lil-ahkam. Ta baştan beri söyledi. İşte iki şey vardı. Arap diliyle şeriatın maksatları. Ashab-ı kiram dedi, bunları biliyorlardı. Vakaları gereği, Arap olmaları gereği, her ikisini de kendilerine ama onlardan sonra gelenler için iki şey gerekti. Birisi Arap dilinin kurallarının, Arap dilinin kurallarının tespit edilmesi, sabit olması, bilinmesi. İkincisi şeriat koyucunun hükümleri teşri ederken gözettiği maksatları zapturapt altına alacak hususları bilmesi gerekir. وَلَقَدْ اِنْتَصَبَ لِتَدْو۪ينِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ Efendim? Ha, vakat olabilir. Bir lakat koyarsak kasem lamı olur. Sadece adamın şeyine tekidini artırmış olur. وَقَدْ اِنْتَصَبَ لِتَدْو۪ينِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ جُمْلَةٌ مِنَ الْاَيْمَةِ Bu kuralları bir araya getirmek için bir takım imamlar bir araya gelmiştir. Ortaya çıkmıştır daha doğrusu. İntasap ayağa kalkmak demek. Dikilmek. Beyne mukillin ve muksir. Kimi bu işi kısadan kestirmiş, kimisi de çok çok yapmıştır. Ve semmevhe usulen fıkhi. Ve bunlara fıkıh usulünü, usulü adını verdiler. Şimdi fıkhı İslam'da genel olarak fıkhı bir ağaça benzetebiliriz.
Fıkıh usulü ağacın nesidir? Kökleridir. Bir de biliyorsunuz yine az bilinen bir ilimdir, az ilgilenilen bir ilimdir. Bu dalın ifade edilse bu alanın süvarileri İslam tarihinde de nispeten azdır. Kavaid-i külliye. Bu da adeta ağacın gövdesi gibidir. Kavaid ağacın gövdesidir. Bu gövdeden dallar ayrılır. Bu da furu-u fıkıhtır. Şimdi bunların birlikte olması halinde ağaç meyve verir. Meyve nedir? İmam Gazali ile kapatıldığı söylenen içtihattır. Şu demektir ki eğer bu bir hakikatse İmam Gazali'den bu yana ki 500'de vefat etmiştir biliyorsunuz 505 rahimallah ümmet 900 yıldır kör taklidin peşinde gidiyor demektir. Bu da kötü bir şey. Cahillerin önüne kapı açılsın demiyoruz. Ümmet cahil kaldı. Onun için bu alanda gitmemiz gereken, ilerlememiz gereken mesafede önümüze açıldı. Ve bu iş bizi ilimleri, din ilmi, dünya ilmi gibi gülünç hatta laik bir ayrıma sokacak hale kadar getirdi. Şeriat öğrenenlerimiz mühendislere yukarıdan bakmaya başladılar. Mühendislerimiz şeriat bilenlerimize kafanız çalışmaz diye baktılar. Ve zihinsel olarak fiilen beraber bile olsak zihinsel olarak birbirimize düştük. Her zaman anlatırım. Çok etkileyici bir muhtevaya sahip çünkü. Bir grup öğrenci tefsir dersini öğrendikten aldıktan sonra medreselerden dağılmış gidiyorken astronomi okuyan bir grup diğer öğrencinin yanından geçiyor. Ne yapıyorsunuz diyorlar. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli vel nehar la ayatin li ulil albab ayetinin tefsirini yapıyoruz diyorlar. Bu anlayış ümmete tekrar egemen olmadığı sürece ümmetin ilmi bir silkiniş göstermesi, gerçekleştirmesi bana göre pek mümkün değildir. Çünkü biz hala Fatih ve Akşemseddin ikilemiyle yaşıyoruz. Öyle değil. Fatih dini bilen bir insandı aynı zamanda. Akşemseddin de Fatih'in bildiği kadar matematik bilen bir insandı. Böyle bir ayrım onlarda yoktu. Bizde var. Bizde var. Yani burada bakın. Ya çok çarpıcı değil mi? Bana çok çarpıcı geldi ilkokulda. Ve okuduğumdan beri sırası geldikçe belki yüzlerce defadır tekrarlıyor. Adam astronomi okumayı ayetin tefsiri olarak algılıyor. Şimdi biz böyle mi bakıyoruz hadise? Şey değil. Bir ara bir grup öğrencimiz vardı. Onlara biraz sosyoloji, İngilizce öğretmek istedik. Acaba bize ne gavur dillerini öğretiyorsunuz ya dediler. Öyle olmaz ki. Evet. Ve semmevha usulel fıkh. Tekrar edeyim yani bu fıkh usulü bu ümmete has bir ilimdir. Yani dolayısıyla ona çok iyi sahiplenmemiz lazım. Çok iyi sahiplenmemiz lazım. Çünkü her ilmi başkalarından belki öğrenebilirsiniz veya birçok ilmi. Fakat bu fıkh usulünü sadece bu ümmetten öğreniriz. Onun için ve sadece bu ümmet beşeriyete öğretebilir. Dolayısıyla bu ümmetin buna sahiplenmesi gerekir. وَلَمَّا كَانَ الرُّكْنُ الْاَوَّلُ هُوَ الْحَذْقُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
birinci rükün esas Arap dilinde maharet sahibi olmak olduğundan ötürü edracu fi hazel fenni ma temessu ileyhi hacetul istinbati bi tariqin mubashirin mimma qarrarahu a'immatul lugha. Onlar diyor bu fenne, yani bu ilim dalına dil imamlarının, imam dil bilginlerinin tespit etmiş oldukları arasından doğrudan, dolaysız olarak, direkt olarak istinbatın ihtiyaç duyurduğu bilgileri ne yaptılar? Bunun arasına soktular. Hatta inneke letera hâzen nev'a minel kavâidi huve gâlibu mâ sunnife fi usûlil fıkh. Öyle ki sen diyor bu tür kaidelerin fıkıh usulü dalında yazılmış eserlerin bölümünün çoğunluğunu teşkil ettiğini görüyoruz. Ha, diyeceksiniz ki ya son asırda yazılmış kitaplarda böyle bir şey görmüyoruz. Hele Türkçe kitaplarda hiç yok. Olmaz tabii, niye olsun? Siz Türkiye, Arapça bilmeyen birisine fıkıh usulünde, fıkıh usulündeki lügavi bahisleri okutsanız ne anlayacak ki? Lüzumsuzdur. Muasır kitaplar. Muasır diyelim ki Abdülvehhab Hallal, diyelim ki Muhammed Ebu Zehra, fıkıh kitapları veya Abdülkerim Zeydan, Allah hepsine rahmet eylesin. Fıkıh usulü kitaplar yazdılar ve benzerleri. Bunların kitaplarında lügavi bahisler yok. Olmasına da gerek yok. Çünkü gayeleri fıkıh usulü hakkında fikir vermektir. O kitapların maksadı o. Fıkıh usulü böyle bir ilim giriş dalıdır. Tabii, aynen giriş. Dediğin gibi o hakkında fikir vermek. Bu kadardır. Daha fazla değil. Dolayısıyla onda şey değil. Ve adafu ila zalika ma yetaallaku bi tasavvuril ahkam. Bu lügavi bahislere ikinci, çünkü birinci rükün oydu. Bu lügavi bahislere ne eklediler? Adafu ila zalika ma yetaallaku bi tasavvuril ahkam. Ahkamı tasavvur edebilmeye, kuramsal olarak kavrayabilmeye gerekli, kavrayabilmek için bilmekle alakalı hususları ne yaptılar? Bunlara eklediler. Ve başka ve şey'en min mukaddimati ilmil kelami ve mesailihi. Kelam ilminin öncül meseleleri ve bir takım diğer meselelerini ne yaptılar? Şey ettiler. Kıyasın ne olduğunu vesaire falan filan. İstikradır, şudur budur, bütün bunlar. وَكَانَ الْاَجْدَرُ ف۪ي جَم۪يعِ مَا دَوَّنُوهُ بَالْاِعْتِبَارِ مِنْ صُلْبِ الْاُصُولِ هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ مِنْ بَعْضِ نَوَاحِهَا ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالْاِجْتِهَادِ. Şimdi kendi kanaatini değerlendiriyor. Halbuki diyor, bütün bu konuda yazdıklarında takip etmeleri gereken daha uygun yol ecder, usulün esaslarından, ana meselelerinden, sulb biliyorsunuz şey, nasıl söyle, omurga. Omurgası olması itibariyle ne yapmaları gerekiyordu? Dikkat, huwa ma yetaallaku bil kitabi ve sünnet. Kitap ve sünnet ile alakalı olanla ilgilenmeleri gerekiyordu. Min bazı nevahihime, bazı yönleri itibariyle. Sümme ma yetaallaku bil icma'i vel kıyas vel içtihad. Sonra icma, kıyas ve içtihad ile alakalı olan hususları kaydetmeleri gerekiyordu. Gitmek istiyorsanız gidiyoruz. Velakinnehum eğfelû el-rukne-thâni iğfâlen. Felem yetekellemû alâ mekâsid-i-şâri'a. Fakat onlar maalesef İkinci rüknü bir nevi için alalım, mutlak olarak olmasın, bir nevi ihmal ettiler. Çünkü bir dereceye kadar ihmal etmişler. Tam bir ihmal değil. Göreceğiz. فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا عَلَى مَقَاصِدِ الشَّارِعَ.
şeriat koyucunun maksatlarından söz etmediler. Allahümme illa işareten varedet fi babil kıyas. Allahümme taklil için istisna edatıdır. Killet bildirir. Yani bildiğimiz ey Allah'ım falan değildir bu gibi yerlerde. Killet bildiren bir istisna edatıyla birlikte kullanılır. Killet bildirir yani istisnanın oldukça da az. İstisna zaten müstesna minhuden azdır. Tamam mı? İlla ve Allahümme beraber daha da az. Çok nadir. Olsa olsa gibi de tercüme edilir yerine göre. Kıyas babında varid olmuş bir işareti olsa olsa istisna edebiliriz. Allah bilir. He. İşte o kadar. Ha, haydi peki madem Allahümme geçiyor senin hatırın için Allah bilir bize diyelim senin için. Güzel. İnde taksimil illeti. Biliyorsunuz kıyasın illeti kıyas hükümlerinden birisidir. İleride gelecek. Bihasebi mekasıdi şari'i ve bihasebi ifdai ileyha. Şeriat koyucunun maksatları itibariyle ve ona götüren yollar itibariyle illetin kısımlara ayrılması bahsinde konuya değinmişlerdir. Ve enneha bihasebil evvel selâfetü aksam. Birinci yani şeriat koyucunun maksatları itibariyle üç kısımdır. Daruriyatun ve haciyatun ve tahsiniyat. İlâ ahirihi ma'a enne hâze kâne evlâ bil inayeti ve tafsil. Halbuki bunun daha çok itina görmesi, görmeye liyakati daha fazlaydı. Ayrıntılandırılma liyakati daha fazlaydı. Vel istiqsai ve tedvin, sonuna kadar ele alınması ve tedvin edilmesi daha uygun olurdu. Min kefirin minel mesailelleti culibet ilel usuli min ulumin ukhra. Başka ilimlerden usul arasına katılmış pek çok meseleye nispetle daha çok itina gösterilmesi, ayrıntılandırılması, sonuna kadar ele alınması ve tedvin edilmesi daha uygun olurdu. Burada duralım. Gördüğüm kadarıyla biraz yoruldunuz. Ha? Burada bir üç yıldız geliyor. Oraya kadar o bitiremeyiz kalan zamanımız içerisinde. Burada sizleri dinlendirelim. Bugünlük bu kadar yetsin.